geldin Zeynep. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Kız arkadaşlarımla Bebek'te bir şeyler içmeye gidiyoruz. Fazla şık mı ne? Fazla mı şık? Ama ben hep şık gidiyorum. Pardon, ama şık tatlım. Bir yere gidiyoruz. Pardon tatlım, hep şıkım diyorsan affedersin. Gülşah. Ben beğendim ama sadece senin yanında olsaydım o ayakkabıları değil de çorap çizme tercih ederdim. Yani üstündekiyle bir parça açık kalacak derecede. O kadar. Onun haricinde çok fazla bilgim olmadığı için onlar kadar yorum yapamayacağım. Bu da mı senin tasarımın? Yok değil. Değil. Nazlı. Hamara. Ben genel olarak beğendim. Ayakkabılarını beğenmedim ben de. İçine giydiğin gömlek de güzel, üstündeki de güzel. Saçlarını da beğendim. Yani genel olarak güzel, sadece ayakkabıların kötü bence. Sağ ol. Ayakkabıdan başka beğenmediği Melisa? Ben ayakkabısını beğendim açıkçası. Çünkü ayakkabının derisi şortu ve çantasıyla uyumlu. Beğenmediğim yer gömleğin aşırı kapalılığı. Yaka kısmı üstteki parçayla beni nedense rahatsız etti ama üstteki parça mükemmel bir parça. Sadece oradaki o yakalık biraz beni rahatsız etti. Ben hiç gömlek giymeyi beceremem de. Ama geneli bence gayet hoş. Ben sadece oradan rahatsız oldum. Ayakkabılarını da sevdim. Çünkü dediğim gibi şortuna uyumlu. Zeynep hazırsan geçebilirsin. Teşekkürler. Zeynep. Ya yine mi ne yaptım? Bugün dengeler büyük değişmiş burada. Of yine mi çok kötüyüm Kemal Bey? Bu TV8'de bu tarz benim programında dengeler değişti. Dış. Daha önce tarz olmayanlar bugün tarzlar. Dersen bundan ne çıkartırsın mesela? Ben dün çok kötüydüm. Demek ki ne oluyor? Bugün iyi miyim? Beğendim. Ayakkabılarını bile beğendim yani. Ayakkabılarını beğendin mi? Evet beğendim. Yani çok güzel olmuş. Yıvan Hanım'dan çok korkuyorum. Üstündeki o kaftanvari yelek diyeyim. Çok güzel o koton gömleğin, deri şortun. Bayıldım. Saçında makyajını hep ben senin beğeniyorum. Çok teşekkürler. Hep kendim yapıyorum. Aynen devam et. Ama bugün stilin güzel, tarzın güzel. Teşekkürler. Nurella. Oh. Ay, ay, ayakkabılarım. Düşman ayağa bakarmış. Biz düşman değiliz. Ben önce ayakkabıdan başlamıyorum. Nereden başlıyorum? Üstündeki parça gerçekten çok iyi. İyi bir tasarım yani. Çok doğru. Ve teşekkürler. Çok, en sevdiğim renktir antrasit. Bayılırım. Çok beğendim seni. Ay o çantam ne güzel makyaj çantası. Ay güzel değil mi? Beğendim seni gerçekten. Teşekkür ederim. Çok çok beğendim. Ayakkabın yani biraz fazla abartılı ama hani olmuş be. Böyle önünü yani şortu tam açtığın zaman ayakkabı olmuş aslında. Aynen. Değil mi? Aynen. Tabii seni hanımefendiye... EFT yapmış efendim. Bari yapma, EFT yapmış. Benim yorum çok güzel olmayacak. Çünkü üzerindeki hakikaten yelek çok beğendim. Zarif ve şık bir parça. Gömlek asil duruyor. O deri şort ve o ayakkabı ve o hadi çanta da olabilir. İspanyol paça da bol. Pantolon. Aynı kumaştan şeyin yeleğinde kaşe, daha ince tabii ki. Evet. Böyle tiltil, yani çok daha zarif ve asil durabilir. Ben böyle beğenmedim. Yarım yarım kaldı. Yukarıdaki gerçekten hakikaten çok güzel. Altında, yani yukarıda başka, altında başka. Saçlarından toplu bekliyordum. Açık değil. Arkasında da değil. Yani eğer arkası oldu tam jilet olarak durmalı. Tek başına hepsi güzel parça olarak. Ama bütün kombin olarak kötü. Yanlış kombin. O zaman Zeynep evet, için kararları alalım. Evet, ilk günden beri bugün ilk kez sana tarzsın diyorum. Oley. Ben de sana helalinden... Kuşu çiçek mi?
Ay günah. Uçurayım ya. Günah. Hadi. Yormayalım. Hadi günah. Hadi uçurayım. Ama bak bana çanta al. Makyaj çanta. Tamam. Yumuşak. Tamam. Teşekkür ederim. Tarsın. Yıldız sen de yiyor ona. Baktığım zaman güzel canım. Yanlış anlama. Ama daha iyi olabilir. Şu anda tersiyim. Teşekkür ederim. Olsun, Yıldız'a olur. Yıldız'a aldım ben. Ben Yıldız'a aldım. Güle güle.